olmasını takdir etmek lazım. Biliyorsunuz Düzce Bolu'nun ilçesiydi ve nüfusları 275 bin, evet. Yanılmıyorsam Bolu'nun da 89 depremden sonra ayrıldığında 285 bin de Düzce'nindi. Şu anda Bolu nüfusu işte 300 bin öğrenci ile, evet, birlikte öğrenci nüfusları Bolu'ya alındı. Düzce'ninki yanılmıyorsam 385 bin civarında, evet. Ayrıldıktan sonra. Tabii ki o zaman hemen bununla alakalı şunu söyleyeyim. İş kollarında Bolu ve Batı Karadeniz'e baktığımız zaman üniversite tercihinde bulunacaklar. Yani evet. Bolu'da hangi alanlarda meslek sahibi, şey, meslek açığı olabilir? Yani turizm mesela, şimdi oteller yapılıyor. Evet. Termal tesisler yapılıyor. Evet. Bence turizm, Bolu'da ben çalışmak istiyorum diyen üniversite tercihi yapacak öğrencinin turizm okuyabilir. Öyle değil mi? Evet. Yine bu kanatlı ile ilgili yatırımlar devam ediyor. Evet. Sizin şeyiniz ne öğrenciler? Yani şimdi şöyle hocam, aslında tabii bizim dönemdeki üniversite tercihlerini bizim nasıl yaptığımızı, sizin, evet, nasıl yaptığınızı aşağı 5 yukarı aynı dönem olmasa bile tanıyoruz yani. Ya hocalarımız yapıyordu. Evet. Sonuçta bizim öyle oldu yani. Gel sen şey olacaksın, bu. Ben mühendis, evet, olacağım. Yok sen olamazsın dedi kulakları çınlasın Zafer hocam. Sana bunu yazacağız. Bütün hepsini yazdı baştan fizikçi aşağı. Fizikçi, evet, aynen öyle. Yani şimdi bizim işte neydi? Doktor olalım. Olmadı işte diş hekimi olalım, eczacı olalım, mühendis olalım, evet, mimar olalım. İşte ana başla bunlar. Bunlardı. Ama şimdi gelinen noktada bilim ve teknolojinin ve işte dışa açıklığın, araştırma geliştirmenin, Ar-Ge'nin çok açık olduğu bir dönemde çok değişik meslek grupları ortaya çıktı. Tabii bununla yaparken de bunların eğitimlerini verebilecek hocaların, donanımların üniversiteden olması gerekiyor. Aslında sizin dediğiniz, bir turizm meslek yüksekokulu 4 yıllık veya 2 yıllık bitirdikten sonra iş çözülmüyor. Artık şu var bana göre, geleceğin mesleği ve her dal için bu geçerli. İşte marketing müdürleri, işte analitik müdürler, araştırma ve geliştirmeci şeyler, bir işletmenin cost dediğimiz hesabını yapabilen, karlılık paylarını hesaplayabilen ve daha çok menajerlik anlamında hem işletme sahibini ve hem onun yöneticilerini yönlendirebilen insanlara ihtiyaç var. Aslında daha çok danışmanlık hizmeti gibi de düşünebilirsiniz bunu ama öngörüleri kuvvetli ve gerçekten alanında yetişmiş insanlara ihtiyaç var. Yani dili, bizim bildiğimiz klasik işte ne bileyim bir hekimlik, bir eczacılık, bir avukatlık, bunlar bilinen meslekler. Bunların tabii ki insanlar var olduğu sürece bu meslekler hiçbir zaman bitecek meslekler değildir. Ama ufuk ve vizyon açısından düşünüyorsanız bana göre artık işte veri bilimcisi mesela, atıyorum işte marketing pazarlama müdürleri, bunların çok daha bizim zamanımızda şeydi, çok işte nükleer mühendislik, genetik mühendisliği, işte uzay mühendisliği, gemi mühendisliği biraz ütopikti. Ha şimdi bunlar biraz ütopik gibi gözüküyor ama bunlar gerçekten önümüzdeki 5 yıl, bakın 10 yıl demiyorum, 5 yıl içerisinde gerçekten ihtiyaç duyulacak meslekler arasında ve çok şükür ki hani en azından şu anda benim bahsettiğim mesleklerle alakalı bir 7-8 üniversitede çok güzel bölümler ve eğitim fakülteleri açıldı. İnşallah yani bizim gençlerimiz çok zeki. Şimdi onu da söyleyeyim. Gerçekten benim de iki tane çocuğum var. Ve devlet okullarının eğitimleri gerçekten biraz da veliyle alakalı, velinin bilinçlenmesiyle alakalı. Bu süreçten sonra çok daha iyi ve çok daha güzel olacağına inanıyorum. Onları sanki dediğiniz gibi, benim de iki kızım var. Sanki onları eğitim alanında yeteri kadar donatamıyoruz. Evet. Hala bizdeki, bizim öğrenciliğimiz sırasında neyse, evet, öyle gibi o şekilde gidiyor. Evet. Dediğiniz gibi sürekli ben anlatıyorum. Benim 5. sınıfa geçen kızımla bazen soru çözmeye çalışıyoruz. Şimdi o okumaya beraber başlıyoruz. Ben birinci cümle bitiyor. Yanıtını söylüyor, diyor ki yani kızım bir kere oku da yani bir kere okudum. Baba, evet, diyor, okudum ben diyor. Şimdi evet. Çünkü şimdiki nesil bilgisayarı hakim. Hızlı şey yapabiliyor, işlem yapabiliyor.
dediğinize ben de katılıyorum. Yani çok ilginçtir ki şimdi hiç kimse, aslında hiç kimse demeyeyim ama çoğu toplumumuzda yaşayan insanların sahip olduğu meslekten veya işten bir şikayeti var. Yani işte mutluluk yok aslında. Evet. Ama mecbur olduğu için, işte o tarafa yönlendirildiği için veyahut da bir şekilde hasbelkader o işi yapıyorlar. Tabii bu şeydir, sonuçta ticarettir, para kazanma mevzusudur. Ama belli bir dönem sonra gerçekten her işte ve her meslekte bir bizim anksiyete bozukluğu dediğimiz bir sıkıntılı dönem mutlaka başlıyor. İşte ticaretle uğraşan ekonomik bir sıkıntıya giriyor. Bıraksam mı bırakmasam mı arada kalıyor. Ve hatta bunun için bile meslek terapisi diye bir bölüm var. Yani mesleki terapi dediğimiz şey, bunun terapisini yapacak insanlar bile artık bir meslek dalı olarak algılanıyor. Başkanımız, aslında kişi istediği bölümü okuma şeyine gelebilirse, evet, belki zaten temel orada iş şey bitiyor. Orada iş bitiyor. Yani, haklısınız orada hocam. Bu biraz gerçekleştirildi ama biz çünkü sınava girmeden tercih yapıyorduk. Şimdi en azından puanı bire gördükten sonra tercih yapıyor. Bu bir safha, evet. Ama yani bunun biraz da yönlendirilmesi gerekiyor. Evet. Ama ben size şöyle söyleyeyim, tespitiniz ve katkınız için de teşekkür ediyorum. Meslek beyaz yakalılar değil de işte dediğimiz firmalarda, fabrikalarda çalışanların ücreti belki farklılaştırılarak, evet, talebi üniversite tercihlerinde veya lise tercihlerinde buraya kaydırabilirsek, bu sefer bir yerde yığılma değil de işte tıptı veya masa başı işlere yönlendiren bilimlerdeki öğrenci talebini dağıtabilirsek temel sorunun çözümü bu. Aynen bence. Öyle. Aynen öyle. Yani size şey de sormak istiyorum, yeri gelmişken az önce de bahsettiniz, Cumhurbaşkanımız 1 milyon İslam projesi başlattı. Evet. Bununla ilgili müsaitin katkısı ne kadar oldu? Bolu müsaitin, yani size rakamlar var mı bilmiyorum ama, hı-hı, tabii ölçmek çok kolay başkanım. Varsa bu konuda da bilgi. Şimdi biz genel merkez olarak genel başkanımızın, hemen Cumhurbaşkanımızın bu istihdam açıklamasından sonra yaptığı şeyde biz 250 bin kişiyle genel başkan evet dedi. Ve hemen tabii bunu istişare yaparak şube başkanlarıyla söyledi. Ve istişare sonucunda çıkan şuydu: her işletme 4 ila 5 arasında en az 4, yani sonu yok ama en az 4-5 tane istihdam sağlayacak diye kararlaştırdık. Ve yaklaşık 250 bin yeni istihdamla beraber MÜSİAD bunu gerçekleştirdi. Sadece sözde kalmadı ve bunu birebir işte iş kurum vasıtasıyla, KOSGEB'in destekleriyle ve kendi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarla bunu gerçekleştirdi. Biz de Bolu olarak 983 olan çalışanımıza 103 kişi artış yaparak, yani biz %10 artış yapacağız diye açıklama yapmıştık, evet, Bolu Müsait olarak. Bunu aşmışsınız başkanım. Çok şükür bunu aştık ve sonra da bunu basın yoluyla da duyurduk zaten. Sözümüzü tuttuk diye. Tabii bu bizim gerçekleştiği zaman açıkladığımız rakamdı. Ondan sonra tekrardan devam alımlar etmiştir. Devam etti. Yani bu rakam artmıştır. Şimdi baktığımız zaman başkanım, yani 1 milyon 600 bin İstanbul'u, evet, yaratıyoruz diyorsunuz. Yaratıyoruz. Yani çalışanımız var, evet, diyorsunuz. 250 bin gerçekten şimdi 4-6'da bir oranında, evet, şey sağlamışsınız. Evet, evet, çok, evet, büyük destek atmışsınız. Ben yani buradan iş sahibi olanlar adına teşekkür ediyorum. Yani çünkü her yıl 1-1,5 milyon kimse İslam, evet, yaratmak zorunda ülkemiz. Niye? Nüfusumuz genç, nüfus artış hızımız belli bir oranda. Eğer biz toplumsal barış sağlamak istiyorsak bunlara iş vermek zorundayız. Evet, mutlaka. Bunun için de iş kapısı yaratmışsınız. Her şey için ben teşekkür ediyorum. Yine bununla ilgili bir alakalı konuda artık geleneksel hale getirdiniz. Atatürk Orman Parkı'nda iftar Anıt çadırı. Anıt Park'ta yapıyoruz. Evet, Anıt Park'ta iftar çadırı kuruyorsunuz. Doğru, evet. Ve çok sayıda vatandaşımız iftarını burada açıyor. Üniversite öğrencilerini de ben görüyorum. Buradan faydalanıyorlar. Ben gerçekten teşekkür ederim. Yani bazen hani otel programlarında iftar programları yapılıyor. O da belki önemli şey ama bu gelenekselleşti. Bu sene bildiğim, evet, kadarıyla üçüncüsü oldu. Evet, aynen. Günlük acaba kaç kişi iftar açıyor? Toplamda 30 gün boyunca veriyorsunuz. Kaç kişi iftar
mı açtı ve bunların finansmanı nasıl sağlanıyor Sayın Başkanım? Şimdi teşekkür ederim önce. 3 yıldır yaptığımız, bu senede 3. zaten 2014 senesinde kurulmuş bir müsiyat, ilk senesiyle beraber başlayan müsiyat iftar çadırı her gün belirli insanlara hitap eden ama herkese kapısı açık olan bir iftar organizasyonuyla aralıksız Türkiye genelinde de şube olarak, başka bir şube yoktur. 30 Ramazan, 30 gün boyunca iftar çadırında iftar veren başka bir şubemiz yok. Onun için işte genel merkez nezdinde de, diğer şubeler nezdinde de takdir edilen bir çalışmasıdır. Bolu müsiyatı. Yani şöyle baktığımız zaman siz zaten kurulalı 3 sene oldu. Evet evet. Tabii. Kurulduğundan yani beri yapıyoruz biz bunu. Kurulduğundan beri yaptığınız bir şey çok güzel. Yani son şube olarak, hemen hemen son şubelerden biri olarak kuruldunuz ve bu iftar programına başladınız. Yani tabii bu iftar çadırının bize getirdiği herhangi bir şeyi yok. Biz sadece ve bize yardım edenlerin de bir oruçlunun iftar ettirilmesini veya toplu halde iftar edilmenin sevabını ve bunun ecrini bilen insanlar olarak bunu yapıyoruz. Başka hiçbir beklentimiz olmamıştır, olmayacaktır da ileriki dönemlerde. 3 senedir yaklaşık, bu sene havaların biraz yağmurlu gitme gitti, sebebiyle yaklaşık 900 bin kişiye günlük iftar. 1000 kişi. Evet. Yani işte çadırımız sağ olsun Göynük Belediye Başkanımız Kemal Kazan Bey'in çadırıdır. Göynük Belediyesi'nin çadırıdır bu. 3 senedir o çadırı kuruyoruz. Onunla da ayrıyeten buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu sene yağmurlu olma sebebiyle çadır 300-400 kişi oluyor ama 400 biraz sıkıştırsak 500 kişi oluyor ama buna rağmen yağmurlu havalarda bile dışarıda iftar eden bir sürü vatandaşımız oldu. Demek ki ihtiyaç başkanım. Evet, yani, ihtiyaç sahipleri. Bunu tabii artık görüyoruz. Biz bir de her gün işte iş yerimizden ayrılıp 1,5-2 saat önce oraya gidiyoruz. Oranın manevi hazzı ve oradaki işte organizasyonla birebir yönetim kurulu üyelerimiz, onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Zaten onlar varsa biz varız. Evet. Onlar yoksa biz bir hiçiz. Burada onu da belirtmek istiyorum. Ama bunun yanında da tabii geçmiş dönemlerde beraber çalıştığımız dostlarımız, arkadaşlarımız, sanayici ve iş adamlarımız, abilerimiz artık geleneksel hale gelen müsiyat çadırına biz hiçbir şey söylemeden kendileri arayıp diyor ki benim de bu kadar desteğim olacak lütfen yazar mısın? Artık bize kendileri getirip bağışlarını, işte infaklarını, sadakalarını neyse gönüllerinden geçen niyetleri neyse onu takdim ediyorlar. Ve biz de elimizden geldiği kadar yemek kalitesi, evet tabii önce yönetim kurulu üyelerimiz, normal müsiyat üyelerimiz ve daha sonra da dediğim gibi sanayici ve iş adamlarımız, esnaf abilerimiz, arkadaşlarımız bize destek oluyorlar. Bu hem hatta size bir anekdot olan... anlatayım şöyle. Yani bir teyze bir gün yemek yedi. Üç arkadaşıyla beraber. Ertesi akşam sabah geldi. Erkenden gelmiş bir de çadıra. Demişler kimse yok. Akşamüstü yine bekliyor bize. Bir zarfın içerisinde bir 300 lira Allah razı olsun para koymuş. Bu da ben bağışlamak istiyorum diye. Yani oradaki manevi hazzı alıp gerçekten niyetinin halis olduğunu anlayıp getiren öyle birçok vatandaşımız da var. Mesela ben demek ki günlük bir 5-600 kişi veya 700. En az tabii ki hava şartlarına göre. Tabii onu bir gün önceden bakıp hava şartlarına ona göre yemek siparişini veriyoruz. Evet. İşte bugün 700 kişi olacak, 800 kişi olacak. Demek ki 30 günde yaklaşık işte bir 20 bin üzerinde, 20 bin 30 bin arasında 25 bin civarında. Evet. Şimdi baktığımız zaman 150 bin nüfusu bir ilde. Evet. Bu çok iyi rakam. Mesela herhangi bir iş adamımız, sizin üyeniz olsa veya olmasa da hiç problem yani hiç fark bugünkü etmiyor. Masrafı tabii ki öyle çok arkadaşımız ve çok abimiz var. Onlardan Allah razı ne olsun. Güzel yani. Allah yaptıkları hayır hasenatı da kabul etsin. İnşallah. Onun için sağ olsunlar. Yani şu önemli, niyetinizin halis olduğunu, iyi olduğunu insanlar hissettiği anda herkes yanınızda olur. Evet, evet. Bunda bir beis yok. Biz de zaten bunu yani toplumsal bir durumdur bu. Manevi kazancı olsun diye yapıyoruz. Onun için de destek veren herkesten Allah razı olsun. Şimdi az çok İslam'la ilgili konuştuk. Şimdi bununla ilgili bağlantılı bir soru sormak istiyorum izin verirseniz.
Yani üniversitelerden müsiyada şu tip bir soru geliyor mu? Yani çünkü şimdi ne deniyor? Üniversite sanayi işbirliği. Sanayi evet. işbirliğinin ayağı sizsiniz. Acaba hangi bölümleri açalım? Hangi alanlarda İslam gerekiyor diye bu tip bir müsiyata olsun, gereksizleri olsun. Yani bir soru soruluyor mu? Yani bir talepte bulunuyor mu? Bununla ilgili çalışma isteniyor mu sizde? Yok hocam. Yani şu ana kadar bize Bolu Şubesi olarak böyle bir şey gelmedi. Ama bizim bir iki çalışmamız oldu. Yani yüksek okul nezdinde evet. veya bölüm olarak açılabilir mi diye. Bunları tabii biz ilettik. Tabii ki bir belli bir süreç var. Yani şu anda üniversitelerdeki yönetici durumları falan farklı. Yani evet. bir konuştuğunuz bir daha gittiğinizde yerinde olmayabiliyor. Bu FETÖ muhabbetinden dolayı. Evet. Onun için daha ciddi bir çalışmayı inşallah önümüzdeki dönemlerde yapmayı planlıyoruz biz Eğitim Komisyonu Başkanlığımızla beraber. Bunu Rektör Bey'le veya da bizim evet düşündüğümüz yere daha yakın olan bir bölümün dekanıyla nasıl olur olmaz diye istişare edip sonra bir dosya halinde onu sunacağız inşallah. Çok güzel. Yani bu altyapılar hazırlanırsa ben eminim üniversitelerdeki yani bu Batı Karadeniz'de olsun veya ilimiz, ülkemizin değişik üniversitelerinde kesinlikle ben olumlu karşılaşacağım. Evet, yani bununla alakalı somut bir adımımız var. İnşallah da bunu hayata geçireceğiz. Şimdi mesela yeni bir teşvik başladı. Organize sanayilerinde meslek okulları, evet. üniversite birimleri evet, teşvik geldi. Evet. Yani bu güzel bir olay. Yani bunda işte dediğimiz gibi komplike olmak lazım, kompakt evet. olmak lazım, birlik olmak lazım, evet. beraber olmak lazım, iyi güçlü olmak lazım, diri olmak lazım. Yani bunu tek bir STK'nın, tek bir siyasi partinin evet. şey ya da tek bir atıyorum organize sanayinin başkanının, yönetiminin yapabileceği şeyler değil bunlar. Hep beraber güçlü olunursa bunlar kesinlikle. Bu zaman çözülür. Buna hiçbir benim şeyim yok yani. Çünkü orada itimatsızlığım yetişecek. Yok yani güvensizliğim mutlaka olacağına da eminim. Ama bizim birlik olmamız lazım. Memleketimiz için yani bu bizim başka ülkemiz de yok. Bolu da bizim memleketimiz. Bolu için bir şeyler yapma vakti geldi de geçiyor diye düşünüyorum. Bununla alakalı laf üniversitenin açılmışken biraz çok konuşuyorum ama. Buyurun. Şimdi biz bu sene müsiyat olarak genç iş adamları akademisi diye Young Business Academy denilen bir olay başlattık. Üniversitede okuyan öğrencilerin daha donanımlı hale gelmesi, ticareten ahlak ve ahilik ilkesine göre, bizim zaten ana kriterimiz ahilik inancına gelelim. Göre ticaret nasıl yapılır, bunun için ne yapması gerekir müsiyatın bunları hem genel merkez nezdinde hem Bolu nezdinde bunları tartışıp bir şeyler yapabilir miyiz diye konuşuyoruz. Bununla alakalı 150'ye yakın öğrencimiz başvurdu bize, üniversite öğrencisi. Ve bizim 30 tane akademi öğrencisi alma hakkımız olduğu için bunların içerisinden belirli kriterlerine göre 30 tane öğrenciyi aldık. Ve yaklaşık 2-2,5 ay süren yabancı dil eğitimleri dahil, aynı zamanda COSGAP girişimcilik dersleri de verilerek. Burada şeyde mi? Tabii ki buradaki müsiyatta yaptık. Şeydeki E5 kenarındaki ve evet, şubemizden. Şeyde karşısında zaten yüksekokulun. Yüksekokul üniversiteden de her bölümden oldu. 30 kişi. 30 kişi ve bunlar sertifikaları hazırlandı. Sertifikaları dağıtıldı. Şu anda inşallah dediğim gibi hak, hukuk, adalet. Ahilik geleneği. Ahilik geleneği ve faizsiz ticaretin yapılabilirliğinin en üst seviyede yapabilecek gençler yetiştirdiğimize inanıyorum. Çok şükür onlar da az önce bahsettiğimiz gibi bizim iftar çadırımızda bu sene bizim oradaki fiziksel organizasyon yükümüzü üzerimizden aldılar. Her akşam oradalardı. Okulları bitti, memleketlerine gitmediler. Sağ olsunlar. Onlara da buradan ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çok güzel. Yani şimdi benim bu programa aslında başlama nedenimizden birisi de sizin az önce bahsettiğiniz konu. Bir diğeri de bakın yine ben buradan Merkez TV sahibine Cavit Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Şöyle bir kriz sürecinde böyle bir yatırım yaptım. Evet. Bir sürü kişi İslam sağladı. Şimdi acaba üniversite sanayi işbirliği deniyor. Yani bunu bu akademik bakış programının temel şeyi de bu. Yani evet. Çünkü bakın bir üniversite öğrencisine devlet yatırım yapıyor. Aile yatırım yapıyor. Genç üniversiteyi kazanan veya kazanmak isteyen sınavına giren birey zaman harcıyor. Bunlar hepsi Türkiye'nin bir
varlığı, evet. Sermayesi. İşte biz bu sermayeyi doğru yerlere kanalize edemezsek kalkınma şansımız yok. Bu programın temel mantığı bu oldu. Şimdi yani yine son olarak sizden vaktinizi ayırdınız. Şunu öğrenmek istiyoruz. Yıllardır STK'lardasınız ve bu MÜSİAD gibi bir kurumun il başkanlığı yapıyorsunuz. Başka derneklerle de üyeliğiniz var. Bol Spor gibi kulübün başkanlığı yaptınız. Acaba gençlere, üniversiteye yeni başlayacak ve üniversitede okuyan gençlere yani ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Eğitim sürecini, 4 yıllık eğitim sürecinde neler yapsınlar? Bazıları 4 yıl, bazıları 5 yıl bildiğiniz gibi. Neler yapsınlar? Ne gibi önerileriniz olabilir? Bu stajdı, yabancı dildi, Erasmus'tu, işte yurt dışına değişimdi. Önce hocam yani ben kafamda ilke edindiğim ve benim hiçbir zaman es geçemeyeceğim bir şey vardır. Önce ahlak ve maneviyat. Evet, evet. En önemlisi bu. Şimdi üniversiteye kazanmış çocuklarımız artık bilinçli. Eskiden şöyle bir şey vardı. İşte üniversiteyi kazandım artık hayatımı yaşayacağım falan filan. Evet. İş öyle değil artık. Değil. İş üniversiteyi bitirdikten sonra başlıyor. Kesinlikle. Üniversiteyi bitirene kadar ne yaparsan, ne kadar donanım sağlarsan kendine, ondan sonra ona göre hayatın yönlendiriliyor bir şekilde. Üniversitedeyken bana göre kardeşlerimizin bir an evvel önce artık yapboz tahtasına dönmüş şu yabancı dille alakalı evet. işlerini bir bitirmeleri gerekiyor. Artık dönem sonlarında yurt dışı imkanlarını nasıl bulabilirler ise Erasmus programları var. Bazı büyük iş merkezlerinin büyük burslu olarak gönderdikleri üniversitelerin kendi bünyelerindeki dil kursları veyahut da yurt dışı dil programları var. Bunları bir an evvel artık çözmeleri gerekiyor. İkincisi de çağın getirdiği bilimsel anlamda ve Ar-Ge anlamında bir şekilde kendilerini dışa açık tutmaları gerekiyor. Yani sadece meslek dallarıyla alakalı, kazandığı bölümle alakalı ben her şeyi okuyayım, ezberleyeyim, yutayım, finali geçeyim, diplomamı alayım mevzusu maalesef artık bitti. Çünkü binlerce üniversiteli işsiz mevcut şu anda. Her ne kadar KOSGEB'in falan lisans ve ön lisans öğrencileri mezunlarına destekleri olsa da belli bir süre sonra maalesef onlar da bitiyor. Başkanım bunun bir nedeni de işsiz kalmaları nedeni de girişte doğru bölümü tercih edememeleri. Evet yani onu geçtim hadi o hasbel kadar bundan sonra inşallah benim umudum daha bilinçli bir nesil ve gençlik var. Rehberlik hizmetleri ve öğretmenler şu anda çok çok önemli liselerdeki. Bana göre öğrencinin ilgi alanın ne tarafa kayıyorsa o tarafa yönlendiriyorlar ama en azından kazanmış ikinci senede, üçüncü senede bile olsa ilk başlangıçta değil bir an evvel gerekirse kendi donanımı için yazın part time olabilir, okurken olabilir bir işe girip ticaret staj. Hayatını da evet. staj anlamında olabilir kendilerini görmesi gerekiyor. Yani hayat o kadar kolay değil. Bir bunun için de donanımlı hale gelmeleri gerekiyor. Bunun için her tarafa işte vakıflar vasıtasıyla olabilir, dernekler vasıtasıyla olabilir, üniversitenin kendi medikososyal bölümlerinde olabilir. Bir takım yerlerde artık kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani sıradan tek düze bir üniversite mezununun önümüzdeki yıllarda çok fazla iş noktasında şans bulacağını zannetmiyorum. Bir de başkanım, şimdi... Evet, üniversiteye giriyorlar. Belki bitiminde iş buluyorlar ama okudukları, eğitim aldıkları alanda bulanların sayısı az. Nedeni de bu, çünkü emeklilik yaşı artık 60-65 evet. oldu. Yani bireyi edindiği meslek bu yaşa kadar taşıması gerekiyor. Evet. O nedenle meslek seçimi dediğiniz gibi başta mutlaka çok en önemli, önemli şey o. En ben sizin şey. Dediğiniz usta da yabancı dil konusu. İşte yurt dışına bakın Erasmus denilen program var. Avrupa Birliği fonları bizim ödediğimiz fonları biz kullanamıyoruz. Biz kullanamıyoruz. Çünkü talep yok. Ya şimdi şey var hocam tabii ki şu andan sonra inşallah çok daha iyi olacak. Ona bir şüphemiz yok ama KOSGEB'in gerçekten müthiş destekleri var. Yani bu üniversite okuyan gençler için değil, akademik olarak düşünürseniz
Ama iş adamları olarak düşünürsek bizde, yani bizim iş adamlarımızın da donanımlı hale gelmesi gerekiyor. Şimdi yurt dışı programları yapılmış zamanlarında. COSGAP'ten bir sürü işte gidilmiş, gelinmiş, işte Bolu'da marka vardı onunla gidilmiş falan ama belli bir yapı bunu artık almış ve sonuna kadar kullanmış. Artık bu yapı burada duruyor. Lütfen yani milleti için, milli iradenin devamı için çaba gösteren dernekler her zaman dediğim gibi bağımsız ve bağlantısız her dönemde devletin yanında duran dernekler COSGAP'in bu fırsatlarından lütfen yararlansınlar. COSGAP'in işçi noktasında işverene verdiği destek çok müthiş boyutlarda. Evet. Ama çoğumuz bilmiyor. Biz işte sağ olsunlar COSGAP başkanını Bolu'ya getirdik müsait olarak. Burada 3-5 tane iş yeri ziyaretinde bulunduk ve burada bir konferans tarzında bir şey düzenledi. Son cümlemiz. Ve inanın müthiş imkanlar var. Sadece bize bunları kullanmak düşüyor. Abdullah Bey, destek verdiniz. Programa katıldığınız için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Merkez TV izleyicileri teşekkür ederiz programı izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.